için. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bilgin dahilinde Bolat FM25 25EP'li motor takılı dinçler makine patrolü inceleyeceği, belki bir şeyler anlatabilirim. Ufak bir inceleme yapabilirim. Öncelikle bunların ES videolarını çektik. Çok da soru soruyorlar. Motor çeker mi? Böyle böyle bayağı bir sorun var. Arkadaşlar, bu makineyi öncelikle 17 HP motorlar çevirebiliyor. Gördüğünüz motor ise 25 HP. Ayrıca geçen yıldan fuarda görmüştüm. Bunun bol bol videolarını üretici firma attı bana. Fındık dövmesini falan çok güzel dövüyor. Ama video kalitesi düşük. Dilerseniz benim kanalımda yani aşağılarda illa geçen yıl videoları vardır. Fındık dövme videoları vardır. Şimdi başkalar diyor ki bu motor çevirebilir mi diyor. Bakın 25 HP motor 17 HP'nin çevirdiği fındık patodunu çeviremez mi? Ayrıca bu traktör patodu gibi büyük değil. Ona göre küçültülmüş, patente alınmış. Patenti gördüğünüz gibi patent numarası var. Patente alınmış. Zaten bunu üreten usta bunları varsayıyor. Bunları hesaplıyor. Fındık patodu günlük günde 14 saat 16 saat yapabilirsiniz. Şey yaparken mesela işten bitti, fındık patolu işi bitti, rodaja bırakırsınız, boruları toplarsınız, devam edersiniz, hiçbir şey olmaz. Yağını falan zamanında değiştirin, yeterli. Ayrıca saatte bir ton fındık dövdüğünü sahibi söylüyor. Diyor ki bir fındık şeyi gelse de, zamanı gelse de bir güzel videolar yapsak diyor. Bakın sahibi diyor, bakın bir güzel videolar yapsak diyor. Çünkü makinesine güveniyor. Videoları da sabırsızlıkla bekliyor. Daha önce fuarda çekilenler tabii fındık dövmüşler, denemişler, çekmişler ama tam çekememişler ya da telefondan telefona aktarken kaliteleri düşmüş. Evet, gördüğünüz gibi ayrıca devir suyu nasıl ayarlayacağız diyorlar. Burada devir saat var burada. Kaçtı? 265 miydi? 280 yanlış demedin değil mi? 265 diye biliyorum ben. Ha, sana sorarım. Bir daha sorarım. Bura kaçtı? 265 diye biliyorum. Devrini ona göre ayarlayın. Fındığı patoda veriyorsunuz. Diğer bilgi ise saatte 2,5 litre mazot yakıyormuş. Tabii bunu bir de deneyelim. 25 HP ile tam deneyelim. Bir de ben de sattıktan sonra bizzat videolarını çekip denemeyi istiyorum. İşte etrafını bir inceleyelim şöyle. Şurada lamba var, tepe lambası var. Fındığı döven yer işte. Fındık döven yer, lastikleri burada. Ayar ise buradan yapılıyor. Aşağı yukarıya ayar yeri, kolu var. Burada ise devir saatini ayarlıyorsun. Bakalım lambaları kararlıyormuş lambalar. Bu da devir yerini açıyor bak. Gördün mü? Çalıştığı zaman saat devrini ölçüyor. Devir saati ise okuyucu var. Bakın sen milde okuyucu sensör var. Bunu yapmışlar. Buradan şeyi alıyor, fındığı alıyor, buraya veriyor. Pek bilmiyorum nerelere gidiyorsa buraya geliyor. Buradan dövüyor. Dolaşıyor, dolaşıyor, dolaşıyor. Buradan böyle fındığı veriyor. Şimdi bunda 15 metre hortum var. 15 metre net olarak 25 HP çekim, yani fındığı toplama 25 HP hortuma garanti veriyor. Eğer tarla şöyle yukarılardaysa, tepelerdeyse 40-50 metre çekebilir diyor. 50 metre 25 metreye garanti veriyor böyle. Patot zaten küçük, çekemez dediğim küçük dar yollar oluyor. Mesela adamlar fındığını topluyor, fındıklarını bir tarafa topluyorlar. Ondan sonra eve götürmeden fındığı makineye veriyorlar. Zaten yerden topluyorlar. Bunlar ne olmuş oluyor? İçiklenecek hale gelmiş oluyor. Bu tozlu toprağı eve götürmektense fındıklıkta bunları makineye verirler. Çuvallarlar buradan. Çuvalları arabaya koydum mu? Tamam. Doğru, eve. Ayrıca bir ton veya beş ton fındığı olanlar ara ara patoza veriyor. Tamamını değil. Topladıklarını hemen veriyorlar. Alan oluşturuyorlar. Değil mi? Alan.
fındığı sermeye alan oluşturuyorlar. Fındığı içiklemezse yığacak yer, serecek yer olmuyor. Ya da harmanı daha büyük gerektiriyor. İşte bu ne veriyordu? Bu havayı veriyor. Burada ne? Havayı emiyor. Hem ya buradan havayı veriyor. Buradan şeyini kabuğuna atıyor. Buradan da kabukları atıyor. Burada elekler var. Öbürlerinden bildiğim tam olarak bilmiyorum ama patodutaları çok iyi bilir. Şurada da ayakları var. Ayakları pistonları indirip arka tarafını kaldırıyor. Ne kadar kaldırıyor? Bakalım. Ayrıca onun dükkanını gezdiğim zaman demirlerde kaliteye önem vermiş, işçiliğe önem vermiş. Gel bir örnek göstereyim şurada. Devrilmesin diye, şunu görüyorsun gibi şu mil görüyorsun, devrilmesin, fazla yatmasın diye şu demiri koymuş, önem vermiş yani. Burada da şey vardı, elektrik tesisatları geçirebilmek için kapak yapmış, kocaman bir şey. Fişlerini çıkartmaya gerek yok, komple geçirebilmek için kolaylıklar yapmışlar. İşte fazla anlatmayayım ama pedallar da görüyorsunuz bu şekilde. Tabii ben de tavsiyelerde bulundum. Bunları ileride müşterilere sattığım zaman, müşterilerde takip ettiğimiz zaman daha güzel tavsiyeler, daha güzel öneriler sunabiliriz. Kendisiyle bayağı konuştuk, bayağı gezdik, dükkanı gezdik, tarih arabalar falan. Başka ne diyecektim aklımda? Bir şey kalmamış. He, pistonları diyecektim değil mi? Pistonları şimdi diyelim. Kontak çalışmadı bak. Bayağı kaldırdı bakın. Bayağı kaldırdı değil mi? Daha kalkıyor mu bilmiyorum. Teker de böyle. Ya düğmeye basarak değil mi? Daha kalkar mı? Daha kaldırıyor ama bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Güzel yapmışlar. Düğmeye basmadan indirebiliyorsunuz. İndirebiliyorum. İndirdi. Ondan sonra düğmeye bastıktan kaldırıyorsunuz. Ayrıca bu sayede tekerleğini de kolay değiştirmiş oluyorsunuz. Tekerleğini de ya da gittiğiniz dar yollar, rampalı fındıklar, fındıklarını tarlada dövmek isteyenler için gayet güzel araç. Ayrıca hızlı gidiyor. Traktör gibi yavaş değil. Rampalar değil mi? Başka nasıl yol? Dar yol oluyor başta. Dönmeyen yerler. Bunlar gayet ideal motorlar. Ayrıca bu kasanın remorklusu var. Mini traktörlere takılıyor. Aynısını satıyorlar. Takip ediyorlar. Şimdi fındık mevsimi gelse de bazıları tereddütle bakabilir. Tabii ki adam hem büyüğünü yapıyor hem küçüğünü yapıyor. Traktörleri bizzat test ediyor. Neden güvenmeyesiniz değil mi? Değil mi? Anlamıyorum ama benim bildiğim bunlar geliyorlar. Elektrik falan yapıyorlar. Bazı yerlerine bakıyor. Buradan az çok fındık arıyoruz. Fındık yemeye. Ufak tefek fındıklar yiyoruz. Başka bir şey değil. Lambalarına bakıyoruz. Her sene geliyorlar tabii. Bilya falan çoğu kendi değiştirebiliyor. Bilyeleri görüyoruz. Çoğu kendi değiştirebiliyor. Ufak tefek şeyler oldu. Yani biz bakıyoruz. Ayrıca sahip bunlara bir şey olduğu zaman garant bana ait diyor. Bu da sıkıntı olmaz bundan da. Yeterli mi bu kadar? Şimdi bunu çalıştırıp deniyoruz. Bakalım. Çalıştır. Evet, şimdi makineyi çalıştırıp deneyeceğiz. Görmek isteyenler var çalıştığını. İnşallah şöyle fındık sözünü gelir de fındık ayıklama bizzat yaparız. Buralarda makine satıp da bizzat videolarını çekeriz. Olmazsa ben satılan yerlere gidip bizzat sizlerle paylaşabilirim. Yapalım bakalım.
Stop et. Stop. Evet arkadaşlar, ufak bir çalışma işlemi yaptık. İnşallah bir de fındık dövme videoları bol bol paylaşırız ki insanlar tanısınlar, insanlar tereddüte kapılmasınlar. Sizlerle paylaşayım. Ayrıca ben tavsiye ettiğim ürünler ufak tefek hata olursa sahibine gidip bunları düzeltmesini isteyen biriyim. Yani biriyle çalışıyorsam bu konularda hassas biriyim. Üzerine gideriz. Kendiler de ARGE yap geliştirirler ama adamları yıllardır patoz yapıyorlar. Bu yüzden tereddüt etmenize gerek yok. Neyse, başka bir şey var mıydı? Bu kadar, bitti. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.